Bugün Peygamber'in bir sözünü biraz ayrıntılı konuşmaya çalışacağız. Peygamber'e atfedilen söz, beni bir göz açıp kapayıncaya kadar nefsimle baş başa bırakma. Veya genelde duyduğumuz şey, beni bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Ne demektir? Nefis nedir? Veya burada kullanılan nefsimle kavramıyla kastedilen nedir? Onunla baş başa kalmak nedir? Beni bir göz açıp kapayıncaya kadar nefsimle baş başa bırak. Demek ki burada bir nefis ile tanımlanan bir kavram var. Veya nefis olarak algılanan bir şey var. Bir de onunla baş başa kalabilme durumumuz var. Bunu iyi anlayabilirsek aslında birçok şeyi doğru bir şekilde çözme imkanına kavuşacağız. Sohbete girmeden evvel bir arkadaş bir mesaj attı bana. Çok derin bir terk edilme duygusu içindeyim. Kendimi yapayalnız hissediyorum. Ben buradan nasıl çıkacağım? Gibi bir ifadeydi. Bu tabii ki hepimizin veya çevremizde zaman zaman gördüğümüz durumların bir ifadesi. Hani bu insan tek başına bunu hissetmiyor. Biz de zaman zaman bunu hissedebiliyoruz. Veya biz o kadar yoğun bunu hissetmiyoruz da başka bir şey hissediyoruzdur. İşte burada aslında kişi bir duyguyla, bir düşünceyle baş başa kalıyor. Yani ben neyim? Yapayalnız biriyim. Ben neyim? Böyle herkes tarafından sanki terk edilmiş, umursanmayan, anlaşılmamış, yapayalnız bırakılmış biriyim gibi bir halde bunu hissediyoruz. Hep şu soruyu kişinin kendisine sormasını hatırlatıyorum. Bunu böyle hisseden kimdir? Öncelikle bu soruyu sormak durumundayız. Peki bu soruyu biz niçin soruyoruz? Çünkü bu soru bir duygu üzerinden kendini tanımlayan bir sahte benliğe işaret eder. Eğer bu cevabı doğru verirseniz, yani bunu hisseden kim sorusunun cevabını doğru bir şekilde verebilirsek, orada yaşadığı bir olay üzerinden veya bir sürecin üzerinden kendini tanımlama hatasına düşmüş bir sahte benliği keşfederiz. Hani günümüzde çok fazla böyle yapay zekadan bahsediliyor ya, biz aslında hepimiz istisnasız, az veya çok, yapay bir benliğin zekasıyla çalışıyoruz. Hani insanlar böyle yapay zekanın tehlikeleri üzerinde düşünüyorlar ya, çok fazla bunu düşünmeye gerek yok. Tabii onu da bir yandan düşünsünler de bu yapay zekanın tehlikeleri. En büyük yapay zeka sahip olduğumuz sahte benlik algısının zekasıdır. Ve bu sahte benlik algısının, tırnak içinde kullanıyorum, zekasını keşfetmezseniz ve onun yapaylığını, sahteliğini, bu anlamda sahteliğini anlamazsanız ömrünüz boyunca o sahte benliğin zekasıyla yaşarsınız. Ömrünüzü o benliğin gözüyle görürsünüz. Hayatınızı o benliğin algısıyla yaşarsınız. Ve o sahte bir şeydir. Ama
hepimiz farklı sahte benlikler tarafından manipüle edildiğimiz için bunları çok da böyle sahte bir şeymiş gibi algılamıyoruz. Yani şimdi mesela bu bahsettiğim arkadaş aslında sahte bir benlik tarafından, sahte bir benliğin zekası tarafından manipüle ediliyor. Yani ne diyor o sahte benlik? Diyor ki çok yalnızsın ve çok berbat bir şey bu. Yapayalnızsın, seni hiç kimse tanımıyor, görmüyor, fark etmiyor, anlamıyor, sevmiyor. Sen terk edilmiş birisin. Mükemmel bir sahte zekanın ürünü bu aslında. Kendince mükemmel tabii ki. Kendine göre argümanları var. Hadi söyle bakalım, seni kim gerçekten anlıyor? Kim seni gerçekten seviyor mu? Seviyor. Var mı gerçekten seni seven, anlayan biri? Yok. O zaman doğru söylüyor. Ne yaptın? Kapılıverdin o sahte zekanın tuzağını. Bir örümcek ağ gibi seni sarıp sarmalar. Ve sen bunun derin acılarını yaşarsın. Edebiyat yeteneği kuvvetliyse roman yazarsın falan filan. Böyle bir şeyin olur. Peki bu nasıl oluştu? Hani işte manipüle ediliyoruz diyoruz da, hani hep dış düşman arıyoruz da, dış güçler diye. Aslında biz kendi içimizde bu sahte benliği üretiyoruz. Bu sahte benlik kendi bilincimiz tarafından üretiliyor. Ha, tabii ki onu üretirken tabii ki çevrenin de etkisi var. İşte belki anne babanın da tutumunun bir etkisi var, sosyal çevrenin bir etkisi var. Okuduğun şeylerin bir etkisi var. Çocukluğundan itibaren karşılaştığın bilgilerin, insanların etkisi var vesaire. Bütün bunlar bu yapay zekanın oluşmasına yol açar. Ama en temel faktör insanın kendi o anki sübjektif bilincidir. Tırnak içinde söylüyorum arkadaşlar. O yüzden, bakın, o yüzden insan Adem kıssasını çok iyi irdelemelidir. Çok önemli bir kıssadır. Şeytanın Adem'i nasıl aldattığı, neyle aldattığı, işte cennetten düşüş durumunun gerçekleşmesi, cennetten niye düşüyoruz, nereye düşüyoruz, bütün bunları doğru bir şekilde anlamaya çalışırsak bize çok şey kazandırabilir. Öncelikle şunu hatırlamaya ihtiyacımız var. Hani tırnak içinde söylüyorum, hani modern psikoloji, evet, çocuklar çok vurgu yapıyor. Biz de bunu önemsiyoruz. Fakat kaçırdıkları şey şu: çocukluktan önce sen neredeydin? Çocukluk senin düşmüş halindir. Yani çocukluğumuz bizim aslında düşmüş halimizin ilk süreçleri diyebiliriz buna. Hatta bakın, bu yüzden İslam dünyası, Hristiyan dünyasını bu açıdan tam anlamaz. Hristiyanlar da bu mevzuyu tam olarak açıklayamadıkları için Müslümanlara haklılık kazandırırlar. Bu da asli günah kavramıdır. Hani Hristiyanlara göre ne diyoruz biz? İnsan doğuştan günahkardır. Biz de diyoruz ki ya ne alakası var? Doğuştan günahkar olur mu? Masum çocuk yani. Ne doğuştan günahkar olur? Ne yapmış ki? Onlar da diretiyorlar. Yok, doğuştan günahkar. Böyle bir gereksiz bir kısır döngüye giriyoruz. Aslında Hristiyan geleneği şunu demek istiyor: sen dünyaya geldiğin andan itibaren bir noktada düşüşe doğru bir yol başlangıcına girmiş oluyorsun. Yani bir nevi beden elbisesi giyiyorsun, bedenle özdeşleşiyorsun. Bu dünyayla ilgili kıyaslamalar
içine giriyorsun. İşte annen sana zamanında süt veriyor veya vermiyor. Süt verince tatmin olmuş hissediyorsun, vermeyince tatminsizlik hissediyorsun. Çağırdığın zaman geliyor, o zaman mutlu oluyorsun. Ama çağırdığın zaman, yani ağladığın zaman gelmeyince kendini terk edilmiş hissediyorsun. Benim bir arkadaş vardı böyle 3-4 yaşında bir gün evde uyanmış. İşte uyuduğunda ailesi varmış. Uyanınca bakmış, hani ailesini arıyor tabii, hani uyanmış, neredeler. Çağırdım diyor, çağırdım işte anne, baba falan filan. Kimse yok, bütün odaları dolaştım, kimse yok. Dedim ki, hiç kimse senin yanında her zaman olmayacak, sen güçlü olmak zorundasın. Bu sefer sürekli güçlü olmaya yatırım yaptım. Sürekli güçlü olmalıyım. Bakın ne kadar hani deyim yerindeyse nur topu gibi bir sahte benliğin oluştu. Her zaman güçlü olmalıyım. Hiçbir zaman güçsüz olmamalıyım. Başkalarından bana tam olarak bir fayda gelmez veya başkaları her zaman benim yanımda olmaz. Ben mutlaka güçlü olmalıyım gibi bir hikaye üretiyorsun. Bir başka örneği hatırlıyorum. Yani onun yaşını tam hatırlamıyorum ama böyle 5-6 yaşlarında falandı herhalde kendi anlatımıyla. Böyle annem babam komşulara misafirliğe gitmişlerdi. Böyle bana diyor göre geç kaldılar. Ve ben dedim ki annem ve babam beni terk etti. Terk edilmişim duygusu yaşıyor, hissediyor. Neden? Çünkü gerçek kendini unutmuş durumda. Gerçek kendini unutmuş durumda. İşte asli günah dediğimiz budur. Asli günah kendini unutma günahıdır. Kendini unuttuğunda asli günah ortaya çıkar. İşte biz zaten o günahı tırnak içinde tazmin etmeye, düzeltmeye çalışıyoruz. Neyle? Kendimizi hatırlamayla. Ama o sahte benlik bize ne öneriyor? Diyor ki bak bir ilişki seni kurtarabilir diyor. Bir ilişki çok önemlidir diyor. Hele yakın ilişki alt tipiyseniz bir ilişki sizin için cennetten daha öte bir şeydir. Cennetin diğer adıdır yani. Dolayısıyla işte bir ilişkide ararsınız, bir başarıda ararsınız, daha çok bilgi edinmekte ararsınız. Zahiri bir huzurda ararsınız. İşte böyle her şey sakin olsun, huzurlu olsun, hiçbir sorunumuz olmasın. Böyle bir yapay zekan vardır. O yapay zekanla hayatı algılarsın, yorumlarsın, tanımlarsın. Ve bunun üzerinden hayatı yaşarsın. Bir başkası çocukluğunda bir olay yaşar. Mizaç tipine göre hayatı güvenilmez bulur. Yani buna ben şey diyorum böyle ormana düşmüş böyle nazik bir ceylan düşünün yani. Nazik bir ceylan böyle çok naif böyle hassas. Etraf kurt, çakal, aslan, tilki ne ararsan var. Şimdi öyle bir ortama düşmüş bir ceylan düşünün değil mi? Bir kişi kendini böyle zannedebilir ve sürekli olarak böyle teyakkuz durumundadır. Hep böyle bir dikkat, aman ne oldu? Bir ses duyar, ne oldu acaba? Bir olay duyar, ne olacak falan böyle bir problem yaşar, eyvah diye olaya bakar. Neden? Çünkü mevcut oluşturmuş olduğu yapay zeka ona sürekli bir tehdit, olumsuzluk, tehlike algısı yaşatır. Bir başkası küçümsenmiştir veya kendini ispat edememiştir. Veya işte bir yaşından, bir iki yaşından sonra bir kardeşi gelmiştir. İşte mecburen anne kardeşe odaklanmıştır. Bununla ilgili de size aklımda en az 5-10 tane hikaye var. Bir tanesini anlatayım. Hayattan olduğunu daha iyi anlamış olursunuz. İşte böyle psikolog bir arkadaştı hatta. Şu anda da psikologluk yapıyor. Böyle o da 3-4 yaşında sanırım. İşte annesi
hamile kalıyor ve doğum için hastaneye gidiyor. İşte birkaç gün biraz zor bir doğum oluyor. Ve dönünce bakıyor annenin kucağında bir bebek var ve herkes onunla ilgileniyor. Herkes anneye ve çocuğa odaklanmış. Anneye ve bebeğe odaklanmış. Bir anda kendini hani böyle oyundan düşürülmüş, oyun dışı edilmiş biri olarak algılıyor ve gitmiş kendini elbise dolabına kapatmış, yani kitlememiş de elbise dolabına saklanmış yani. Bunlar beni görmüyorlar. Tabii halbuki o kendi o algısı içinde ne bekliyor? Annesi böyle kapıyı açınca ona koşacak diye bir algısı var. Halbuki annesi de ne yapsın? Yeni doğmuş bebeği kucağında onu korumaya çalışıyor mesela, değil mi? Aslında burada ne var? Yanlış işleyen bir mekanizma var. Neden? Çünkü düşmüş haldeyiz. Din niye insana sen düştün diyor? Düştüğünü hatırlaman için söylüyor. Bunu kötülemek için söylemiyor. Yani sen düşkün birisin, düşmüşsün, lanet olsun. Sartre'nin dediği gibi dünyaya savrulup atılmış, terk edilmiş bir varlıksın anlamında değil. Hikayeyi baştan sana anlatıyor. Ama sen hikayeyi nereden alıyorsun? Çocukluğundan alıyorsun. Ve başlıyorsun terapiste çocukluğunu anlatmaya. Din sana nereden anlatıyor? Allah'tan başlayarak anlatıyor. Ben diyor Allah bir varlık yaratacağım. Onu şekillendiriyorum. Bir kemale ulaştığında da ona ruhumdan üflüyorum. Sonra onu cennete koyuyorum. Ama bir dualite içine onu koyuyorum. Dolayısıyla orada şeytan da var, deyim yerindeyse. Dolayısıyla şeytan ne yapıyor? Sendeki, yani insandaki dualiteye odaklanıyor. Ve ne yapıyor? Korku ve arzu üzerinden onu yanıltmaya çalışıyor. Sana niye anlatılıyor bunlar? Sen korku ve arzulara kapılıp kaybolma diye anlatıyorlar. Yalnızlık korkusuna düşme diye. Başarısızlık korkusuna düşme diye. Sevilmeme korkusu yaşama diye. Huzurun kaçacak korkusu duyma diye. Mükemmel olamama korkusunun tuzağına düşme diye anlatılıyor. Çünkü bak diyor ki insan, yani Adem, korku ve arzu üzerinden kandırılabilir bir varlık. Zaten dünyada insanlar iki şeyle manipüle edilir. Ya bir şeye arzu duyuracaksın, ya bir şeyle korkutacaksın. Temel iki şey budur. Ya bunun içinde büyük psikolog olmaya, psikolojiyi yutmaya gerek yok. İnsanın iki temel, psikolojik düzeyde insanın iki temel tuzağı var. Ruhsal düzey bundan bağımsızdır. Ruhsal düzey cennettedir ve mutmaindir, tırnak içinde. Yani cennet mutmain olduğunuz yerdir. Daha doğrusu yer de değil. Cennet mutmain olduğunuz haldir. Cennet mutmain olduğunuz varlık bilincidir. Cennet budur. Yoksa cennete gideceğiz, orada mutmain olacağız. Hayır. Sen mutmain olarak cennete gireceksin. Eğer cennete mutmain olmayarak girersen cenneti de problemli hale getirirsin. Cennete mutmain olarak gireceksin. Ve cennette Allah'ın sana verdiği nimetlerle karşılaşacaksın. Ama mutmain olarak, aç gözlü olarak değil, kıyaslama yapan bir zihinle değil. Şimdi cennete gittin, hani hep insanlar sorarlar. Ya işte bana verilen şey, ona verilen şeyden daha azsa falan filan. Değil mi? Zihin, çünkü sahte bir zihinle düşünüyorsun. Cenneti bile sahte zihninle tanımlamaya çalışıyorsun. Onun üzerinden soru soruyorsun. Cennete mutmain bir bilinçle gireceksin. Cennet seni mutmain edecek bir yer değildir. O Allah'ın nimet cennetidir. Sana nimetlerini
şey yapar. Dolayısıyla hani iştahlı olduğunuz şey demek açgözlülük olan şey değil. Bir şeye, yani cennette biz bir şeye istek de duyacağız ama eksikliğimizi tamamlama arzusu değil bu. Bunlar ince noktalar. Mesela biz atıyorum bir ilişkiyi niye ararız? Böyle bizde bir şey eksiktir, onu tamamlamak için ararız. Başarıyı niye ararsın? Eksiksin. Başarıyla tamamlanıyorsun. Övgüyü niye arıyorsun? Övgüye ihtiyacın var. Çünkü eksiksin. Övülürsen tamamlandığını hissediyorsun gibi. Dolayısıyla bizi tamamlayacağını zannettiğiniz şekilde arzu etmek en büyük günahtır. Bak, bir şeyi arzu etmek değil, bir şeyi arzu edebiliriz. Bir şeyi isteyebiliriz. Ama nasıl istiyorsun? Evlenmek istiyorum. Güzel. Evlenmesen ne olur? Çok berbat olur yani. Kendimi çok kötü hissediyorum. O zaman olmaz bu kardeşim. Git evlenme o zaman. Atıyorum. İşte başarı istiyorum. Güzel. Kötü bir şey değil. Peki başaramazsan ne olur? Çok kötü olur. O zaman o yola girme. Önce kendini çözümle. Önce merkezini bul. Merkezini bulmazsan bu tür arayışlar ve işte yalnızlıktan çok korkuyorum. Ne olur yalnızlıktan korkarsan? Ya çok kötü oluyor. Kendimi çok kötü hissediyorum. O zaman git yalnız kal ve yalnız kalanın kim olduğunu keşfet. O gerçekte sen misin? Yoksa yapay benliğin zekası mı? Yapay benlik mi? Bunu ayırmak zorundasın. Ha, ayırmazsan ne olur? Ayırmazsan bunun birkaç neticesi var. Ya tırnak içinde o sahte benliğinin umduğuna kavuşursun, sahte ve geçici bir mutluluk yaşarsın. O hiçbir zaman kalıcı değildir. Hatta bir alimin ifadesiyle bir üzüm yedirir 100 tokat vurur. Anlatabildim mi? Bir üzüm yedirir 100 tokat vurur. Veyahut da umduğun şeyi bulamazsın, ömrün boyunca mutsuz olursun. Yani iki yol da o sahte benliğin gösterdiği iki yol da sahtedir. Niçin Allah la ilahe illallah deyin kurtulun diyor? Çünkü sen öyle bir varlıksın ki senin Yaradan tarafından verilmiş olan öz varlığın mutmaindir. Bunu keşfetmediğin müddetçe hiçbir şeyle mutmain olamayacaksın. Bu Allah seni, hani bizde böyle amiyane bir laf var. Ya işte Allah sanki kıskanıyor mutluluğumuzu da sürekli böyle ikide bir çomak sokuyor mutluluğumuza. Hayır. Sen hiçbir zaman sınırlı, geçici olan bir şeyle ve o sahte benliğinle mutlu olamayacaksın. Ya kafanı bir ilişkiye takacaksın, biri beni sevse mutlu olurum. Yok. 3 ay mutlu olursun, 6 ay ondan sonra eşini darlamaya başlarsın. Daha çok sev. Bana daha çok odaklan. Bütün zamanını bana ver. Neden? Çünkü sahte benlik doymuyor ki. Onu yapsan ama hep böyle mi devam edecek? Sonra ne olacak? Ya beni bırakırsa? Bu sefer sürekli o ilişkiyi koruma hikayesi. Onun içine gömülüyorsun. Neden? Çünkü içerideki sahte benlik diyor ki o ilişkiyi kaybedersen bir hiçsin, bittin sen. Sen mahvoldun. Senden ancak ne kalır? Hani uçak kazasında enkaz olur ya. Enkaz kalır. Senden başka bir şey kalmaz. Koskoca bir enkaza dönersin. Neden? Çünkü o ilişkiyi sahte bir benlik üzerinden yaşadın ve yaşıyorsun. Sahte bir benlik üzerinden yaşıyorsun. Çünkü kendinde değilsin. O yüzden ben günümüzde hiçbir evliliği hakikat noktasından baktığımda tasvip etmiyorum. Ama realite olarak kabul ediyorum. Yani böyle yaşıyorum.
yaşanacak. Süreç böyle başlayacak. Ama dikkat edin. Gerçek anlamda kendimizi bildiğimiz ve bulduğumuz yerden her şey başlar. Bu ilişki içinde öyledir. İş hayatı içinde öyledir. Hatta yürümek için öyledir. Yazmak için öyledir. Yaşamak için öyledir yani. Her şey için. Kendini buldun, bildin, tamam. Bulamadıysan yapay bir zeka ile yaşıyorsun. O yapay zeka ne zaman sana ne tür tuzaklar kurar? Artık o hayat sürecine bağlı bir şey. Ve ölçü olarak da şunu koyuyorum. Diyorum ki herhangi bir şeyi kaybettiğinde veya o şey bittiğinde burada bir sarsıntı var mı yok mu? Şunun da karıştırmayın ama ya o gider öbürü gelir anlamında değil mi? Böyle arzu ettiğin, hoşuna giden, seni tatmin ettiğini düşündüğün bu iş olabilir, bir ilişki olabilir. İşte ben diyelim ki burada konuşuyorum. Belki atıyorum birileri yasakladı. Konuşamazsın arkadaşım. Yasaklıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Konuşamazsın dedi birisi yani. Şimdi ne diyeceğim böyle beni hapsediyorlar mı diyeceğim. Diyorsam yapay bir zeka tarafından manipüle ediliyorum demektir. Konuşmak benim varlığımın bir parçası değil ki. Onun bir fonksiyonu olmayabilir, olabilir. Olmadığında varlığımda bir eksiklik yok. Mesela ben çok duyuyorum böyle. Hayatım mahvoldu, hayatımın 5 yılını çaldı, 10 yılını çaldı, 20 yılını çaldı. Herkes hayatımızı çalıyor. Ya güzel kardeşim bu nasıl bir hayat ki senin hayatını çalıyorlar ya değil mi? Ama öyle geliyor o yapay zekaya. Atıyorum 28 Şubat oldu, 5 yılımı çaldılar. Puanımı kestiler, bütün hayatımı çaldılar. Bir evliliğin oluyor, devam etmiyor, işte 10 yılımı çaldı. Arzu ettiğin şekilde tamamlanmayan bir ilişki oluyor. Diyorsun ki benim 2 yılımı çaldı. 2 yılda depresyon yaşadım. Bir de ona 2 daha kat 4 yılımı çaldı. Böyle bir hikaye tutturmuş gidiyoruz. Ya güzel kardeşim bu hayat nasıl bir şey ki çalınıyor ya? Çalınıyorsa o zaman çalsınlar kardeşim. Yani ne kıymeti var? Ya eşya mı bu? Nasıl bir şey? Neden böyle peki düşünüyoruz? Çünkü yapay bir zihnin, yapay bir benliğin, yapay zekasının algısında hayat yaşananlardır. Hayatın kendisi değil. Hayatın kendisi hayat olsaydı, yani benim biyolojik hayatım da değil, gerçek anlamda Allah'ın Hay isminden gelen hayatım. O hayat olsa o hayatı kim çalabilir ki? Değil mi? Allah'ın üflediği ruhu kim çalabilir? Kim ona zarar verebilir? Ama sen orada mısın, değilsin. Peki ne yapacaksın? O zaman mevcut durumdan devam mı edeceksin? Yoksa Allah'ın bak bu indirgenmiş durumdan hakiki durumuna geç. Bunun üzerinde çalış. Kendine gel, kendine dön. O zaman hayatta şikayet edeceğin kimse kalmaz. Yakın zamanlarda yaşamış bir alime onun eski durumunu bildikleri için böyle çok fevri olabilen veya böyle en ufak bir haksızlığa dayanamayan biri. Mücadeleci, hiçbir haksızlığa dayanamayan, tavrını koyan biri. Tabii çok büyük bir baskı ve gözlem altına alınıyor. Arkadaşları soruyor mektupla. Halin nasıl diyorlar? Yani ne durumdasın? Ya muhtemelen çok berbat bir durumda olabileceğini düşünüyorlar. Neden? Yani deyim yerindeyse hani bugün böyle Türkiye'nin sayılı adamlarına kafa tutan birinin bir köyde bir bekçinin gözetimi altında olduğunu düşünün. Değil mi? Hani şey gibi bu. Yani aslanı ne derler? Kediye mi boğdurmak derler? Kediye boğdurmak gibi bir şey yani. Yani ne yapıyorsun? Çok zor durumda olsan gerek. O da diyor ki ben diyor eski ben olsaydım çok zor olurdu.
Ama ben artık o eski ben değilim. Eski ben olmadığım için diyor, çok şükür huzur içinde, kendi varlığımın farkındalığı içinde yaşıyorum diyor. Şimdi düşünün kendiniz, mesela her birimiz bir şey tarafından yıkılabiliriz yani, değil mi? Bir şey seni yıkabilir. Eşin seni yıkabilir, baban, annen seni yıkabilir, kardeşin seni yıkabilir, değil mi? İşte kardeşimden hiç beklemiyordum böyle bir şey dersin. Yıkılırsın. Ben öyle yıkılmış insanlar biliyorum. Yani 7 düvele savaş açacak kadar güçlü ve cesur biri, hiç tahmin etmediği bir kardeşinden veya çok yakınından bir darbe yiyor, çöküyor adam. Neden? Çünkü varlığı onunla birlikte şekillenmiş. Bende de vardı bir zaman. Benim öyle arkadaşlarım vardı, derdim ki sosyal alt tip olduğum için bir telefonumla benim için canını verecek arkadaşım var. Ben de onun için canımı veririm. Ondan bir besleniyordum mesela. Yani öyle de hissediyordum. Gerçek mi değil mi? Ben kendim için gerçek de onlar için bilmiyorum ama öyle hissediyordum yani. Bu beni sosyal alt tip olarak besleyen bir şeydi yani. Hani birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diyen bir topluluk gibi böyle. Sonra baktım bu sahte bir benlik yani. Ha, ne zaman baktım? Darbe yiyince baktım. Ama Allah'a şükür yaşım çok fazla değildi. Erken uyanmak için güzel bir mesajdı. Ha, o mesajı almasaydım, o şekilde almasaydım, ben de işte vefasızlık üzerine kitaplar yazabilirdim. Siz de okuyabilirdiniz. Falan filan olurdu. İşte insanlar vefalı değil işte. Her şeyini veriyorsun ama en zor zamanında şöyle oluyor falan, hiç beklemediğin hikaye üretirsin. Ya ben dedim ki ya böyle hikaye üretmeyeyim. Üretirsem de yani anlamsız bir şey olur. Ha, birilerine anlatınca da hava dağıtarsın. Dersin ki ben vefalıydım ama onlar vefasız çıktı falan filan. Beslenebilirsin. Egonu besleyebilirsin. Daha doğrusu o sahte benliğini besleyebilirsin. Değil mi? Ama ne yapmış olursun? O sahte benliğini beslemiş olursun. O yapay zekanın içinde kalmış olursun. Bakın Allah peygamberi vesilesiyle bizi sürekli o sahte benliklerden çıkarmak konusunda hatırlatmalarda bulunuyor. Mesela diyor ki insanlar etrafından dağılırlarsa de ki Allah bana yeter. Şimdi sor kendine yapay zekana, insanlar etrafından dağılırlarsa ne olur? Geçen birine sordum. Ya dedi, etrafımda herkes dağılabilir ama diyor, kocam dağılmasın diyor. Kocam kalsın. O bana yeter diyor. İşte öbürü başka bir şey diyecek, öbürü başka bir şey diyecek. Ama deprem var, deprem alıyor, kocayı da alıyor. Tabii yani ister istemez yani öyle bir şeyin yok. Veya başka bir şey yani. Mesela diyelim ki birisi malına yapışmış. Mal canın yongasıdır diye atasözü de var nasıl olsa. Öyle gidiyorsun. Öyle şey yaparsın. Veya biri bedenine yapışmış. Sürekli ben çok garipsiyorum. Halen de garipsiyorum. Ama empati yapmaya da çalışıyorum. Ya sürekli telefonu böyle alıp yani eğri de tutup böyle fotoğraflar çek. Niye çeker insan? Anlamış değilim. Ama anlamaya çalışıyorum. Yani nedir bu kardeşim? Yani ne yapıyorsun? Bedeninle bu kadar özdeşleşmek ne demektir? Yani Allah korusun bedenine bir şey olursa ne yapacaksın? Değil mi? Sakat kalabilirsin. Gözüne bir şey gelebilir. Kulağın duymayabilir. Yani beden benim merkezim değil ki. Beden benim varlığım değil ki. Bana verilmiş bir enstrüman. Bir ömrü var. Topraktan gelmiş. Bir zaman sonra da tekrar geldiği yere dönecek. Bu kadar. Buna dair ne yapman gerekiyor? Yani Allah'ın verdiği bir emanet olarak sağlıklı kullanman gerekiyor elinden geldiğince. Bu kadar. Yoksa beden üzerine bu kadar yatırım, güzel miyim, çirkin miyim, üzerime iyi oturmuş mu? Ya sen yanlış yere oturuyorsun. Giydiğin elbise oturmuş olsa ne olur?
bedenin çok güzel olsa ne olur? Çok yakışıklı bir adam olsan ne olur? Ne olur yani? Ama ego diyor ki o sahte benli iyi olur ya diyor. Fena mı olur diyor. Oradan başlıyor. Fena mı olur? Oradan giriyor. Tamam mı? Fena mı olur? Ya ben sana fena mı olur, kötü mü olur, iyi mi olur demiyorum. Sen bu beden misin? Biraz buna dikkat et. Değil mi? Sen bu beden misin? Sen bu bedenle varlığı kaim olan, sen bu bedenle varlığı inşa edilmiş olan bir varlık mısın? Hayır. Senin varlığın Allah'ın sana üflediği ruhtur. Bu bedeni de sana giydirmiş. İşte Yunus Emre'nin dediği gibi ete kemiğe bürünmüş olan ruhsal bir varlıksın. Sen bunun farkına varmak durumundasın. Yoksa bedenle nereye kadar gidersin? Dünyanın en güzel makyaj malzemeleri de olsa hiçbir kadını ebedi genç yapmıyor. Öyle bir malzeme daha bulunmadı. Ben de diyorum ki inşallah bulunur. Kafamda da böyle bir şey. Niye bulunur diyorum değil mi? İçimizdeki iki yüzlü benlik açığa çıkar. Ya hakikaten mümin olursun ya da nereye gidiyorsan gidersin. Değil mi? Ben bunu çok düşünmüşümdür. Mesela böyle bir ölümsüzlük hapı bulunsa, ebedi gençlik hapı bulunsa, mesela kaç mümin insan bunu almaz? Ya yok, teşekkür ederiz. Bizim asli yurdumuz bu dünya değil, bizim varlığımız bu beden üzerine kurulmuş değil. Biz Allah'ın takdir ettiği şekilde hayatımızı yaşamak istiyoruz. Kaç kişi der? Yani bu kişi önemli değil. Orada soru kendimedir. Ben o hapı alır mıyım? Mesela ölümsüzlük hapı alır mıyım? İnşallah Allah şahit almam yani. Almayı şu an düşünmüyorum. İnşallah sahte bir benliğime mahkum olmam. Ya işte ebedi bir gençlik. Bak şu ikisini iç, bedenin hiç yaşlanmayacak. Yok kardeşim teşekkür ederim. Ben doğal haline bırakıyorum. Diyebilir miyim diye kendime sormam gerekiyor. Yoksa başkaları için sormuyorum bu soruyu. Şey anlamında sordum yani. Nedir bu aslında? Bu aslında şudur. Sen kendini ne olarak tanımlıyorsun? Bakın Kur'an kıssaları aslında insanı o yapay benliklerin sahte zekalarından kurtarmak içindir. O sahte benlikler alemin kurnazı olduğunu zannediyorlar. Ve kurnaz olduklarına inanıyorlar. Ama hiçbiri en ufak bir zekaya sahip değil. Ya basit bir şey söyleyeyim. Yani abartılı olarak algılayabilirsiniz ama ya düşünüyorum. Mesela insan niye makyaj yapar değil mi? Ne gerek var? Değil mi? Doğal bir halin vardır. Çıkarsın yani. Ha, diyelim ki cildi kurudur. Biraz kaşıntı oluyordu şudur. Bu bakı ayrı bir şey ama ya ben kendi kullandığım yüzün doğal halini olduğundan farklı niye gösteririm? Yani bunun manası nedir? Bu aslında şudur. Ben seni kandırıyorum demektir yani değil mi aslında? Örnek olarak veriyorum bunu. Yani bunu sadece bu konuda düşünmeyin. Mesela geçen bir arkadaş beni birine tanıtıyor. Yok insan profesörü bilmem ne. Ya hadi bak ben İsmail Acarkan'ım. O da dünyadaki adım. İnsan konusunda bazı şeyler biliyorum. Bu kadar yani işte eksik mi tanıttım falan. Niye? Ne gereği var değil mi? Kendimizi bakın o birilerine tanıtma, birilerine gösterme, birilerine beğendirme arzusu var ya. O sahte benliğin tam bir tuzağıdır. Sonra da deriz ki ben kendim için süsleniyorum. İnşallah öyledir ve elimde imkan olsaydı seni ıssız bir adaya koyardım ve dolu dolu da makyaj malzemesi verirdim. Bakardım o zaman makyaj yapıyor musun, yapmıyor musun acaba? Veya kendini birilerine ya ben önemli değil işte ben kendimi olduğum gibi seviyorum mu diyorsun? Yoksa sürekli kendini birilerine lanse etmeye mi çalışıyorsun? Bir bak oralara. Bunun için söylüyorum.
eleştirmek, suçlamak için değil. İçerideki o sahte benliğin zekasını, sahte zekasını, yapay zekasını keşfetmemiz için söylüyorum. Kendini beğendirmek üzerine niye bu kadar büyük bir hikaye üretiyor ve sen bu hikayeye niye bu kadar kanıyorsun? Niye bu kadar bu hikayeye aldanıyorsun? Tabii o diyor ki o yapay zeka, ama diyor beğenilmek güzel bir şey diyor. Değil mi? İşte sevilmek güzel bir şey diyor falan filan, bir sürü şey söylüyor. Ben de diyorum ki varlığını tanımlayan, geçici olan her şey aldatıcıdır. Bak, varlığını tanımlayan, geçici olan her şey sahteliktir. Burada kastettiğimiz şey çalışmamak, gayret göstermemek, çaba içinde olmamak demek değil. Ama çaban nereye ciro ediliyor? Varlığına mı ciro ediliyor? Yoksa bu hayatın içinde bir deneyim olarak mı tanımlanıyor? Biraz önce otururken bir arkadaş dedi ki işte fotoğraf çekiyorum, 10 kişi beğeniyor. Sonra diyor sorgulama yapıyorum. Abicim ne sorgulaması yapıyorsun? Fotoğraf çekmenin sorgulamasını yapma. Sana o beğenilme veya beğenilmeme üzerinden hikaye üreten benliğin analizini yap. O senin en büyük tuzağın. Hepimizde olduğu gibi. Sadece bu bir iki değil. Hepimizde var. Beni ne manipüle ediyor? Ama dışarıdaki değil yani. Dışarıdakinin manipülasyonu %10'dur. %90 sen kendi kendini manipüle ediyorsun. O manipüle edeni bulmak durumundasın. Onu bulursan her şeyi doğru yerli yerine oturttun demektir. Bulamazsan hayatın kaymış demektir. Yani bize diyor adamın hayatı kaymış. Ya hepimizin hayatı kaymış. Ama farklı yerlerde kayıyor. Kimisi başarı hırsında kayıyor, kimisi mükemmel olma arzusunda kayıyor, kimisi hakim olma isteğinde kayıyor, kimisi en güçlü ben olmalıyım hikayesinde kayıyor, kimisi ben çok kötüyüm, ben çok berbat biriyim, ben çok yetersizim hikayesinde kayıyor. Her birimizin hayatı bir yerde kayıyor. Kayacak yer çok. Her sahte benliğin, her sahte yapay benliğin zekasının sizin ayağınızı kaydıracağı yerler vardır. Çareniz var mıdır? Yoktur. Çünkü o bir sahtelik üzerine kurulmuştur. Onun bir sürü arzuları ve korkuları vardır. O sizi hani orkestra şeflerinin elinde bir iki çubuk oluyor. Genelde onlarda bir çubuk oluyor. Bu sahte benliklerde iki çubuk var. Bir tanesi arzu çubuğu, bir tanesi korku çubuğu. Sürekli seni bu çubuklarla kontrol ediyor. Şunu istiyorum. Bunu gerçekleştirince rahat ediyorum. Şunu istemiyorum. Olursa rahatsız oluyorum. Sen nasıl bir hayat yaşıyorsun bu dünyada? Zor bir hayat yaşıyorsun. O yüzden hepimizin hayatı zor değil mi arkadaşlar? Benim hayatım, bakıyorum, pek zor değil yani. Ama hayatta birçok zorlukla muhatap oluyorum. Ama hayat benim için zor değil. Doğru yerden bakmaya çalıştığımda zor değil. Çünkü ne kadar arzu ve korkudan sıyrılabilirsem, hayat bana o ölçüde rahat ve doğal geliyor. Bu hayatta hiçbir problem, zorluk, olumsuzluk olmadığı anlamına gelmiyor. Ama benim o zorluklardan veya o dualiteden etkilenen ve bunun üzerine hayatını kuran bir benliğim yoksa, mesela birisi seni çok seven biri ama artık senden nefret ediyormuş. Olabilir yani, niye nefret ediyor? Bir hatam varsa düzelteyim. Ya yok işte nefret ediyor, ne bileyim. Onun istediklerini yapmıyorsun. Yani onun istedikleri uygun değilse yapmıyorumdur. O da benden nefret edebilir. Bu gayet doğal bir şeydir. Bu çocuğun da olabilir. Çok yakın bir arkadaşın da olabilir. Ama senin için kötü bir şey midir?
Yok yani o onunla ilgili olan bir şeydir. Benim varlığımı tanımlayan bir şey değildir. Yani şimdi kıyamet kopuyor diyelim. İşte uzayda büyük bir kıyamet var. Olabilir. Bu benim varlığımı etkileyen bir şey değil ki. Ama işte sen de öleceksin. Ben ölmeyeceğim. Beden ölecek. Ben Allah'ın verdiği gözlerle ve fıtratımın basiretiyle Allah nasıl bir kıyamet koparıyor, ne şekilde koparıyor onu müşahede ederim. Allah'ın sanatını seyredeceksin ya. Mükemmel bir film, bir daha da seyredemeyeceğim bir film seyrediyorsun değil mi? Ne kadar harikulade bir film ama sende korku varsa o filmi seyredebilir misin? Edemezsin. Korku varsa o filmi seyretme imkanım yok. O filme hikmet gözüyle bakabilme şansına sahip olmayacaktım. Veya arzu gözüyle bakıyorsun. Ya ben daha neler yapacaktım? Elimde birkaç kitap projesi var, onları bitirecektim falan diye bakarsan o zaman o filmi basiretle seyredemezsin. İşte biz de hayatı o basiretle seyredemiyoruz. Arzu ettiğimiz şeyler var, olsun istiyoruz. Arzu etmediğimiz şeyler var, olmasın istiyoruz. Sürekli o gözle bakıyoruz hayata. O yüzden mesela bazı sahte benlikler de şöyledir. Ya her güzel şey sona erecek, o zaman hayatın tatlı şeyleri de diyor bana üzüntü veriyor. Neden? Çünkü bitecek. Bak neden? Arzu ve korkuyla baktı gene. Güzel bir şey bitmesin diyor. Geçen bir arkadaş vardı, böyle bir geziden dönüyoruz. Ya dedi, ben geziden dönünce depresyona gireceğim. Niye? Burayı özleyeceğim. Şimdi bakın ne kadar sahte bir benliğin tuzağına düşüyoruz değil mi? Hayatı olduğu gibi algılayamıyorsun. Hayat sana o sahte benliğinin zekası üzerinden görünüyor. Sen onunla bu hayatı okuyorsun. Ve neyle okuyorsun? Arzu ve korkuyla okuyorsun. Hoşuma giden şey bitmesin. E bitiyor, o zaman depresyona vurur. Hoşuma gitmeyen şey bitmiyor, gene depresyona. Bu nasıl bir şeydir? Yani hoş, güzel bir şey yapmaya gayret ederim. O hoş ve güzel şeyin sürecine imkanım varsa katkıda bulunurum. Kötü ve yanlış olan bir şeyi de engelleme imkanım varsa engellerim ama engelleyemedim diye mutsuz olma. Veya hoş olan bir şeyi tamamlayamadım diye mutsuz olmam. Veya güzel olan şey bitti diye mutsuz olmam. Neden? Çünkü varlığımdayım ve varlığım tam. Varlığım o şeyle mutmain değil. Evet, varlığım o şeyin güzelliğini görüyor. O şeyin nitelikli olduğunu görüyor ama varlığım onunla var değil. Varlığım onunla mutmain değil. Bunu ayırabilirsem işte o zaman ben hayatı yaşamış olurum. Ha, oradan bir benlik gelecek ama bu çok zor hocam. Zaten mevzu bitti. Seni bitiren benlikler bunlar. Ben bunlara sıfırla çarpan benlikler diyorum. Yani hocam çok güzel konuşuyorsun ama çok zor diyor. İyi diyorum. Çok zor diyor. Yapmayacağım mı? Bunu mu kastediyorsun? Ne diyorsun yani? Değil mi? Bak öyle bir sahte bir yerden geliyor ki çok zor diyerek mevcut durumu devam ettiriyor. Ama o kadar uyanık bir yapay zeka ki direkt çatışmıyor seninle. Çok zor diyor. İyi ama çok zor diyor. Seni orada bitiriveriyor. Güzel şey diyor aslında. Ben de keşke böyle olabilsek falan. Böyle bir de gaz veriyor. Ama çok zor işte. Çok zor. Ne yapacağız? Hadi böyle devam ediyoruz. Yani. Herkes de böyle devam ediyor yani falan. Bitti. Yani Kur'an okusan sıfırla çarpıyor. Bir sohbete gitsen sıfırla çarpıyor ama yani sıfırında bir şey yok. Dayak atamıyorsun, bir şey diyemiyorsun. Ama sıfırla çarptığında bir şey sıfırdır. Bu benliklere dikkat etmek durumundasınız. İşte çok doğru ama benden geçti, benden adam olmaz.
Yani çok doğru ama işte bu zamanda çok zor. Çok güzel konuşuyor İsmail Bey ama ya hayat onun zannettiği gibi değil. Bana da laf getirmiyor. Beni de koruyor sağ olsun. Ama o diyor ki ben diyor yolumdan giderim diyor. Ben hiç öyle kimseyi dinlemem diyor. Ben bildiğimi okurum diyor içerideki zeka. Sahte zekamız kendi yolunu devam ettirmeyi düşünüyor. Hiçbir şey onu yolundan saptırmıyor. Neden? Çünkü her şeyin cevabını bulmuş. Anlatabildim. Ya denedim olmadı. Bir sürü, o kadar çok hikayeleri var ki o yapay zekanın. Sizi yolunuzdan alıkoymak için. O yüzden hayatta hiçbir şey varlığınızın parçası olma niteliğine sahip değildir. O yüzden arkadaşlar ben dediğiniz zaman, varlığım dediğiniz zaman dikkat edin oraya. Doğru yere mi ayak basıyorsunuz? Doğru yere mi ayak basıyorsunuz? Yoksa bastığınız yer büyük bir boşluk veya bataklık mı? Ben seninle varım. Nasıl bir şey bu? Olma o zaman abici. Olma. Veya ben bu başarıyla varlığımı kanıtladım. O zaman varlığını da bırak, o başarıyı da bırak. Çünkü ikisi de sahte bir şey. Sen varlıksın ve varlığın Yaradan'la bağlantılı. Ancak Allah senin varlığına son verebilir. Ancak Allah senin varlığını eksiltebilir. O da bunu yapmıyor. Sen kendin bunu yapıyorsun. Bazen kendini aşırı yargılayarak, bazen kendini suçlayarak, bazen kendini değersizleştirerek. Mesela niye intihar yanlış bir şeydir diyoruz? Çünkü o sahte benlik hayat benim diyor. Bir. İki, hayatı yanlış bir gözle algıladığı için ben yaşamak istemiyorum diyor. Ya sen zaten yaşamıyorsun, seni kenara atıyoruz. Asıl yaşayanı bulmaya çalışıyoruz. O ben yaşamak istemiyorum diyeni çıkar, bul, onu kenara koy. Yani o seni intihara sürüklüyor. O sahte bir şey çünkü. Üstelik de haddini aşıyor. Hem yanlış yerden bakıyor, hem de hayatın kendisine ait olduğu zannıyla güya hayatı bitirdiğini zannediyor. O yüzden mesela intihar etmek hiçbir kadim gelenekte onaylanmaz. Ama modern zihniyete bakarsak beden benim, hayat benim, istediğimi yaparım. Güzeldi kardeşim, çok güzel, çok güzel anlatıyorsun. Hayat senin, beden. Nereden buldun bunu? Hayat benim derken bu cümleyi nasıl kurabiliyorsun? Nasıl senin oluyor? En azından şunu diyebilirsin. Sokakta buldum, sahiplendim diyebilirsin. Hayat senin değil. Buldum. Böyle uyandım, baktım beden var. Bu benim dedim. Hayat yaşıyordu. Bu da benim dedim. Hırsızlık yaptım veya sahibi yoktu diye gördüm. Yani sahiplenen biri çıkmadı. Değil mi? Şimdi bu beden benim deyince bir başkası hayır benim demiyor, değil mi? Demediği için de ne yapıyorum? Bana kalıyor. Ama gerçekten senin mi? Benim diyebilmen için onu senin var etmiş olman lazım. Böyle bir şey yok. Nasıl benim diyorsun? Ya bırakın dini, imanı, maneviyatı. Nesnel olarak, maddi olarak bile bir insanın bu beden benim deme hakkı yok. En fazla gasp ettim deme hakkı var. Sahibi yoktu, ben de aldım, sahiplendim, gasp ettim yani. Dolayısıyla bakın, o sahte yapay zeka kendi içimizde bizim aleyhimizi işleyen bir şey. Mutsuzluğu üreten o, kendini kötü hissetmeyi üreten o, kendini değersiz hissetmeyi üreten o, kendini suçlayan o, başkalarını suçlayıp kendini kurtarmaya çalışan o.
mutsuzluğundan dolayı kendine veya başkasına fatura kesen o. Allah seni mutsuz mu yarattı? Veya mutsuz olabileceğin şeyler mi yarattı? Hayır. Allah bize mutsuz olabileceğimiz şeyler yaratmadı. Senin o sahte benliğin bir şeylerden mutsuz oluyor. Mutsuz olacağımız bir şey yok hayatta. Mutsuzluğumuzu üreten şey sahte benliklerimizin zekasıdır. Sahte zekasıdır. O yüzden mutsuzsan bir şeyi keşfetmekle karşı karşıyasın demektir. Seni mutsuz edeni bulabilme imkanın var o anda. Ama sen ne yapıyorsun? Çevreni suçluyorsun mutsuz olmandan dolayı. Halbuki o anda bir bak bakalım kim mutsuz? Hemen ben diyor. Bir dur bak, o bir benlik. O neyden mutsuz? Onun hikayesi ne? Onun hikayesini keşfet. Çocuğum beni dinlemiyor diye mutsuzum. Niye mutsuz olayım ki? Ben çocuğuma güzel bir anlayış vermeye çalıştım. Örnek de olmaya çalıştım. Ama çocuğum beni dinlemiyor. Bak Allah Nuh'a ne diyor? Senin ehlinden değil. Yani sen niye onunla bir varlıksal bir bağ kuruyorsun? Çünkü Nuh onu kendi parçası gibi algılıyor neredeyse. Ve onun inanmaması ve tufanda boğulma durumu karşısında rahatsız oluyor. Cahillerden olma diyor Allah. Dikkat edin. Allah bir peygambere cahillerden olma diyor. Peki buradaki cehalet ne demektir? Bakın, bizde bazen yanlış anlaşılır. Mesela cahillik bir şey bilmemek değildir. O bir türüdür ama Kur'an'da asıl anlatılan cahillik bu sahte benliklerin yapay zekasıdır. Mesela çocuğum beni dinlemiyor, çok üzgünüm. Sen cahilsin o zaman. Ya olur mu, ben anneyim. Ben fedakarım. Ben çok çocuğumu düşünüyorum. Hayır, sen cahilsin. Peki ne demek bu cahillik? Yani sen gerçekliği olduğu gibi değil, çarpıtılmış bir şekilde görüyorsun. Bu cahilliktir. Gerçeği olduğu gibi değil, çarpıtılmış, benliklerin tarafından çarpıtılmış şekilde görüyorsun. İşte Kur'an'ın kullandığı cahillik bu tür bir cahilliktir. O yüzden ben neyi çarpık görüyorum? Oraya dikkat etmem gerekir. Neyi çarpık görüyorum ve bana bu şekilde çarpık görmeme neden olan benlik nasıl bir benlik? Mesela ben çocuğum olmadan yaşayamam. Cahilsin. Eşim olmadan yaşayamam. Cahilsin. Sevgilim beni terk ederse yıkılırım. Karesiyle cahilsin. Peki cahillik, aptal mıyım ben? Hayır bak. Cahillik çok özel bir şeydir ve bunu da anlamaya ihtiyacımız var. Biz daha çok cahilliği işte köylü adam hiçbir şey bilmiyor falan. Bu değil. Cahillik bir şeyi olduğu gibi hakikati neyse objektif olarak göremeyip onu çarpıtılmış bir şekilde görmektir. Mesela bir şeyin kayboldu. Böyle bir dağılıyorsun. Çünkü cahillik yapıyorsun. Ne olacak ki? Ne kayboldu? Gözlüğüm kayboldu. Param kayboldu. O kayboldu. Olur. Maddi bir zararın olur. Bu kadar. Ama bak sen dağılıyorsun. Bir şeyin kayboluyor diye sen dağılıyorsun. Bu niye böyle? Çünkü orada bir cahillik var. Ya işte o eşyayı çok seviyordu. Onun hatırası çok büyüktü. Ya tamam, ne kadar büyük olabilir? Ya ne kadar büyük olabilir? Neyi abartıyorsun? İşte bir şeyi abartan bir benliğin var ve o benliğin algısı, bilgisi, yorumu, duygusu cehalettir. Bunu sadece İslam geleneği söylemiyor. Bütün kadim öğretilerde vardır. Budizm'de 3 günah vardır. Cehalet, arzu
Öbürü neydi? Kitabı tercüme etti arkadaş. Bir tanesi cehalettir yani. Cehalet de bu anlamdadır. Yani cehalet bilmemek değildir. Yani hiçbir bilgi yok anlamında değil. Yanlış bilgi var onda. Ama bakın çok önemli bir şey. İslam geleneği de diğer gelenekler de yanlış bilgiye bilgi demezler. Cehalet derler. Bizde mesela yanlış bilgi. Bilgi ama yani. Yani o bilgi değil ki. Anlatabildim mi? Ona bilgi dememek gerekir aslında. Mesela bazı dillerde bu incelik vardır. Çünkü hani bilgi, yani ilim yani bu. Yanlış ilim olmaz ki. Yanlış bir şey varsa orada cehalettir onun adı. İlim, yanlış ilim değildir. O yüzden hani hakiki anlamda ilimle de insan sapmaz. Onu saptıran bir şey var. Onu saptıran şey bilgi üzerinden saptırıyor. Ben diyor çok şey biliyorum diyor. Ve ben her şeyi biliyorum diyor. O yüzden sınırlı bir bilgiyle ego şişiyor. Ve ben her şeyi bilirim diyor. Ve benim kimseden bir şey öğrenmeye ihtiyacım yok diyor. Benim aklım bana yeter diyor. Bu nedir? Bu cahilliktir. Çünkü gelen bilgiyi görme şansını kaybediyor artık o insan. Geçen biri bana bir şey dedi. Hakikaten ilk önce bir afalladım ya. Dedi ki, İsmail dedi, sen şu an ne dersen de ben kabul etmeyeceğim dedi. Bir şaşırdım yani. Ya insan hani nasıl bir benlik tarafından bu kadar manipüle edilebilir değil mi? Ki ben yumuşak konuşuyorum mesela. Ya buna rağmen sen dedi benim hiçbir şeyimi onaylamıyorsun. Mesela orada da sahte benlik var. Yani sen benim hiçbir şeyimi onaylamıyorsan ben de senin hiçbir şeyini onaylamıyorum. Yani ne kadar sahte bir benlik. Yani girsem hani kat kat cehalet çıkıyor. Ama hani bu hepimizde olabilecek bir şey arkadaş. Yani bu böyle bir kişinin değil yani. Dolayısıyla cehaletimizi fark etmek durumundayız. Cehaletimizi fark etmezsek onun üzerinden yaşamaya devam ederiz ama o cehalet böyle hani böyle salak, aptal, deli bir cehalet değil. Makul gibi görünen bir cehalet. İşte sana bunu yaparlar mı? Yapmazlar abi. Ben işte Hazreti Yusuf'a desem ki ya sana bunu nasıl yapmış kardeşlerim falan der ki aklını başına al, cahillik etme der. Ama biz ne deriz öyle bir durumda? Abi bana bunu yapmamaları lazım diye. Haksız mıyım? Haklısın abi. Sana bunu yapmamaları lazım. Sen haklısın. Ya sen cahilsin kardeşim. Ne demek bana bunu yapmamalıydılar? Yapmış yani. O onun hatası. Benimle ne ilgisi var? Ben bunu hak etmiyordum. Ya konu bu değil ki. Konu böyle bir şey değil ki. İşte ben bunu hak etmiyordum. Sen bunu söylüyorsan cahillik sergiliyorsun. Anlatabildim mi demek istedim? Yani cahillik ne demektir? İşte ben falanla mutluyum. O olmayınca mutsuz oluyorum. O zaman cahilsin. Bu kadar net. Ya diyeceksiniz ki bu kadar açık mı? Kesinlikle arkadaşlar bu kadar açık mı? Ne olursa olsun. Bakın Allah peygambere diyor. Bütün insanlar etrafından dağılacak olurlarsa ne diyeceğim? Öyle demeyeceğim işte vefasız. İnsanlar çok vefasız. İnsanlar böyle. İnsanlara hiçbir şey yap. İnsanlara iyilik yaramıyor. Ben bu kadar mücadele ettim onlar için. Bak onların yaptığına bak. Böyle de mi diyor? Ama bizim sahte benliklerimiz böyle diyor. Bak ne kadar arada farkı görüyor musunuz? Hani göstermek için bunu söylüyorum. Ama biz onu okuyunca ya işte peygamber tabii böyle. Ama senin sahte benliğin ne bu? Cahil. Kabul ediyor musun? Onu da etmiyorsun. O zaman peygamber mi yanlış yapıyor? Allah ona yanlış bir şey mi söylüyor? Allah şöyle mi demeliydi? Eğer insanlar etrafından dağılırlarsa andaki insanlar vefasızdır. Hiçbiri için artık kılını bile kımıldatma. Keyfine bak. Kendini düşün. Böyle mi? De diyor.
Niye öyle de demiyor? Çünkü o cahilliktir. Allah bana yeter. Yani benim varlığım Allah ile var, tam ve daim. Bak oradan şey de üretmezsin. Ulan bunlar ne kadar nankör biliyor musun? Hepsini sildim. Artık görsem de yüzüne bakmam. Bak böyle diyor mu? Öyle diyen bir insan demez. Neden? Çünkü o cahilliği sergileyen kendi alanında bir yanlış yapmış. O yüzden kendindeysen kimseyle problemin yoktur. Problemi olan henüz kendinde değildir. Bir insanla problemin varsa kendinde değilsin demektir. O insan cani bile olabilir. Ama senin onunla bir problemin yoktur. Onun seninle problemi olabilir. Bak Habil Kabil kıssası. Habil'in Kabil'le ilgili bir problemi var mıydı? Yoktu. Dedi beni öldürmeye çalışırsan, elini kaldırırsan ben dedi elimi kaldıracak değilim. Benim de kendinin de varlığının yükünü, ceremesini çekmiş olursun. Bak bir problemi yok. Habil'in Kabil'le ilgili hiçbir problemi yok. Ama Kabil'in Habil'le problemi var. Neden? Çünkü Habil kendinde. Kendi öz varlığında, ilahi kaynaklı varlığında yaşıyor. Kabil ne yapabilir ki o varlığa? Kabil'in yapacağı şey geçici olan bedene isabet eder. O kadar. O yüzden hayatta kimseyle probleminiz olmasın. Oluyorsa ki oluyordur. O zaman orada çalışmanız gerekir. Benim niye o insanla problemim var? Çünkü sahte bir benlik üzerinden bakıyorsun. Tehdit ediyorsanız. Bak onunla ilgili bir problemin yoktur. O tehdidi diyelim ki güvenlik güçlerine şey yapabilirsin vesaire ama senin varlıksal bir problemin yoktur yani. O dünyaya ait, dünya hayatına ait ki şimdi öldürülmüş peygamberler var değil mi? Habil'le Kabil söyledim. Habil'le Kabil var. Yani burada bu insanlardan yana hiçbir olumsuzluk olmayacak. İnsanlar hep bize uygun davranacak veya işte böyle fıtratlarına uygun davranacaklar anlamında değil. Benim bilincimde özüm itibariyle, varlığım itibariyle birinin bana zarar verebileceğine dair bir problem yoktur. Veya beni, benim varlığımı zedeleyeceğine, benim varlığıma bir eksiklik getireceğine dair bir algı yoktur. Bunu kastediyoruz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyur. Bu Habil Kabil olayında Mike Mitchell Hoca var, meali de var. Kur'an diye. Geçen Habil Kabil'i öldürmedik zikam dedi. Ona şunu dedi yani içindeki kötülüğü o da kabul etmedi. Yani kötülük problemini öldürme değil. Yani fiziki bir ölüm yok. Yani nefsini temizle anlamında yorum yaptı. Ben kendisine sordum hani burada bizim anladığımız kulağa yani fiziki bir ölüm yok dedi kesinlikle ayet dedi. Ters yüz ediyorlar. Hayır, ayette zaten biz sonucu görmüyoruz, bilmiyoruz. Yani Kabil Habil'i öldürdü müye dair Kur'an'da bir yorum yok. Ama hep öyle anlatılır hocam. O rivayetlerin üzerinden şeyler yapılır ama hani mevzu o değil. Bizim mevzumuz öldürdü öldürmedi değil yani. Kabil'in o tehdidine diyelim karşı orada kendi özünün varlığının farkında olan insanın bilincinden bahsediyoruz yani. O bilinç birisinin kendisine zarar vereceğine dair bir algıya sahip değil. Yani bedene zarar gelebilir, mala zarar gelebilir, birçok şeye zarar gelebilir ama benim varlığıma zarar gelmez. Yani bunu çok güzel bir ifade olarak, son olarak onu söyleyelim. Yani bir batılı aydınlanmış birine diyor ki şimdi size tabancayla beyninize iki kurşun sıksam ne olur diyor. Anlamak için soruyorum diyor. Hani sizin taraftan nasıl görünüyor durum? Onu anlamaya çalışıyor.
O da diyor ki bir şey olmaz diyor. Bedeni bırakır giderim diyor. Anlatabildim. Kastettiğiniz bu. Yani bu bilince sahip olmak. Kendinin bir beden olduğu yanılsamasından kurtulmak. Bu bedenini tehlikeden korumamak değil. Ama ben şu çay bardağını bile kırılmaktan koruyabilirim. Ama kırıldığı zaman benim varlığıma bir zarar gelmiş düşünmem. Şu bedeni de korumaya çalışırım. Ama bedenime bir zarar geldiğinde özüme, varlığıma bir zarar geldiği zannına düşmem. Kastettiğimiz budur. Teşekkür ederim. Hocam bir de bir soru sorabilir miyim? Bugün yaşadığım bir olay.